Medenin ceza veya kamu hukuku. Şimdi yola çık ve sonunda başar. Sen istemesen de hukuk öğretir. Çünkü hukuk öğretir bir başka. Çiki fiko zeno'da yalan yok. Yeni kanun çıktı bizde hepsi çok. Yanıtlarımızda hata izi yok. Soru bankamızda sorular çok. O sınav kazanılacak. O yemekler ısmarlanacak. Tak tak hadi kalk ayağa. Hukuk öğreti var sen şeye mahal yok. O sınav kazanılacak. O yemekler ısmarlanacak. Tak tak hadi kalk ayağa. Hukuk öğreti var sen şeye mahal yok. Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretileri, hukuku öğrenmeye hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, yeni bir konu başlığıyla karşınızdayız. 2023 hakimlik sınav ilanı geliyor mu diye bir konu başlığı belirledik. Biz bunu daha öncesinde PAYM için yaptık, daha öncesinde misyon koruma için yaptık. Ve en son yeni, daha taze arkadaşlar, 2023 kaymakamlık sınav ilanı geliyor mu diye de bir video hazırladık. Arkadaşlar bu videolar meşhurdur. Far kartları sınav ilanından önce seni harekete geçirir. Sınav ilanıyla harekete geçen öğrencilerimiz de elbette ki oluyor. Ama onların sınav ilanı geldikten sonra sınavı yetiştirmek için çok ciddi çaba sarf ettiklerini, bu çaba sarf ederken de gerçekten yıprandıklarına bizzat yüzlerce öğrencide şahit olduk. Ama bizim binlerce öğrencimiz arkadaşlar sınav ilanı gelmeden önce harekete geçer, tedbirini alır, en azından ortak alanları bitirmiş olur. Hem adli hakimlik için hem idari hakimlik için ortak alanları bitirmiş olur. Kendime küçük küçük notlar aldım arkadaşlar. Bir, bunlardan bahsedeceğim. İkincisi arkadaşlar, biz sizin için hazırlamış olduğumuz idari hakimlik strateji takvimi, adli hakimlik strateji takvimi ve aynı şekilde arkadaşlar bitirmen gereken dersler, sorumlu olduğun dersler ve bitirmen hangi sıralamayla bitirmen gerektiğini görebileceğin bir çalışma cetveli, strateji cetveli hazırladık. Bunu sitemizdeki WhatsApp numarasından hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Vaktiniz çok kıymetli ve bir an önce anlatmak istediğim her şeyi size anlatmaya çalışacağım. Artık harekete geçmek ve başlangıç sürecini başlatmak tamamen sizin elinizde. Başlatmış olduğunuz çalışma sürecini bir tık daha arttırarak çalışma sürecini belirleme olayı da sizde. Siz bu süreçte bir yolcusunuz. Biz de size bu süreçte bir yoldaşlık yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu strateji takvimlerini sitemizdeki WhatsApp numarasından istediğinizde lütfen belirtin arkadaşlar. Adli hakimlik için istiyorum, idari hakimlik için istiyorum diye belirtiniz. Arkadaşlar size ücretsiz olarak PDF olarak paylaşsınlar. Siz de bunların renkli çıktısını alıp ve çalışmaya hemen bir an önce başlayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradan bahsedeceğim. Ben geçmişe dönük, yani 2019 yılına kadar gittim. 2019 yılına kadar yapılmış olan hakimlik sınavlarında alım sayıları ve yapılma tarihleri üzerine bir araştırma yaptım. Bu araştırmadan bahsetmek istiyorum. Sonra da 2023 için beklentimizden bahsetmek istiyorum. Sonra da nasıl çalışılacak üzerine biraz daha konuşacağım ve videoyu sonlandıracağım. Vaktiniz çok kıymetli. Hemen konuya girdim. Arkadaşlar 2019 yılına baktığımızda 1300 kişilik bir alım yapılmış. Sınav tarihi 29 Aralık. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. 2019 yılında 1300 kişilik bir alım yapılmış. Alım sınav tarihi 29 Aralık. 2020 yılında arkadaşlar 1200 kişilik bir alım yapılmış. Sınav tarihi 21-22 Kasım 2020. 2021 yılında 1000 kişilik bir alım yapılmış arkadaşlar. Sınav tarihi 25-26 Aralık. 2022 yılında 1500 kişilik alım yapılmış. Sınav tarihi 26-27 Kasım. Yani şuna geliyorum. 2022 yılında 1500 kişi, 2021 yılında 1000 kişi, 2020 yılında 1200 kişi, 2019 yılında 1300 kişilik alımlar yapılmış. Yani 1000 dolaylarında gezmiş, en yüksek alımını bu son 4 yıla baktığımızda 2022 yılında gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ve sınav tarihleri arkadaşlar genelde Kasım ve Aralık aylarında, yani Kasım'ın sonu Aralık'ın sonu gibi yapıldığını görüyoruz. Geldik 2023 yılına. 2023 yılında da arkadaşlar alım sayısı olarak
Yapılan söylentiler duyumlardan yola çıkarak bizim de öngörümüz şu yöndedir. 2023 yılında 2000 kişilik bir alım olacağı ve bu sınavın da ortalama Kasım'ın sonu Aralık gibi bu önceki yıllarda yapılmış olanlardan yola çıkarak arkadaşlar Kasım'ın sonu Aralık'ın ortası gibi yapılacağını öngörüyoruz. 2000 kişilik alım arkadaşlar gerçekten kayda değer yüksek bir alım olacak. Hocam ben 2000 kişinin içerisine girmek istiyorum. Bu sınavın canını okumak istiyorum diyorsan ilk yapacağın şey bir an önce idari hakimliğe mi hazırlanacaksın? Adli hakimliğe mi hazırlanacaksın? Hemen bunun strateji takvimini sitemizdeki WhatsApp numarasından edin. Açıklamalar kısmından da WhatsApp numarasının linkini de bırakacağım. Tıkladığında oradan arkadaşlar iste sana gönderilsin. Hocam bu strateji takviminde ne var? Bu strateji takvimi 40 gün üzerinden oluşuyor. Yani bunu bir kez bitirirsin, ikinci kez bitirirsin, üçüncü kez de bitirebilirsin. Hiç problem değil. Ama buradaki ana faktör zinciri kırmadan ilerlemeni istiyoruz. Yani günlük 5 saat planlayabilirsin. 3 saatle başlayabilirsin. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6, 7, 8'e kadar çıkartabilirsin. Ve buradaki ana hedef zinciri kırmadan ilerleyebilmek. Hocam ben ilk defa hazırlanmaya başlayacağım. İlk sizinle tanıştım. Çok şanslısın. Hocam ilk sizinle tanıştım ve küçük küçük ilerlemek istiyorum. Olayı ciddiye almak istiyorum ve bu sınavı kazanmak istiyorum diyorsan doğru yerdesin. Biz şundan yanayız. Part time tutkuların peşinden koşulmuyor. Yani hedefini net olarak belirle ve şu sınava adam akıllı bir şekilde odaklan. O makama değer katmak istiyorsan, o makamda olmak istiyorsan gemileri yak. Şu kaynaklarla adam akıllı bir şekilde ilerleme sürecini başlat. İlk adımı atmak her zaman zordur. Çünkü konfor alanını terk etmek gerçekten zordur, külfettir. Ama biz sana bu videoyla bu süreci başlatacağını öngörüyoruz. Hocam idari hakimlik için söyledin. Adli hakimlik için de böyle bir takvimimiz var. Peki hocam biz idari hakimlik üzerinden hızlıca bir konuşalım. Sonra adli hakimlik üzerinden konuşalım ve videoyu sonlandıralım. Bizim hem adli hakimlikte hem de idari hakimlikte hedefimiz ortak alanı bir an önce tamamlamak. Hocam nedir bu ortak alan? Arkadaşlar ortak alanda toplam 5 bölümden oluşan bir ders seni bekliyor. Yani 5 bölüm, her bölümde 7 soru, toplamda 35 soru karşına çıkacak. Yani çok önemli bu ortak alan arkadaşlar. Hem adli hakimlik sınavına hazırlanan öğrenciler giriyor, hem de idari hakimlik sınavına hazırlanan öğrenciler giriyor. Avukatlık mesleğinden hakimlik mesleğine, savcılık mesleğine geçmek isteyen avukat adayları da bu sınava girmektedir ortak alan. Yani inanılmaz önemli bir alandır. Toplamda 5 bölüm vardır. 5 ders vardır bu ortak alanda. Her bölümden 7 soru gelmektedir. Toplamda 35 soruyla karşı karşıya kalacaksın. Hedefin 35'te 35 yapmak. Net söylüyorum. 35'te 35 yapmak. Nasıl yapacağım? Şöyle. Öncelikle arkadaşlar şu ortak alan takviminde en altta yer aldığını şuradan sana göstermek istiyorum. En altta yer alıyor. Burada arkadaşlar anayasa hukuku var. Çok kolay bir ders. İnanılmaz kolay bir ders. Kamp videolarını zaten YouTube'a yükledik. YouTube'daki videolarını şu kitapla birlikte bitirdiğinde 7'de 7 cebinde olacak, için gönlün rahat etsin. Hocam 7 soru buradan. İdare hukuku. İdare hukukunu arkadaşlar baştan sona kadar anlattık. Videolarını da YouTube'a yükledik. Bunu da buradan halledeceksin. Hocam bunlar bittikten sonra İYÜK eğitim paketimiz var arkadaşlar. Baştan sona kadar şekillerle, yuvarlak şemalarla, üçgen piramitlerle anlattığımız idari yargılama usul kanunu, yani İYÜK'ü anlattık. Toplamda 7 soru geliyor. Ortak alanın en kolay dersidir bu kadar. Yeter ki bizden bu eğitim paketini adam akıllı bir şekilde bitir. Bittikten sonra tabii ki soru çözmek isteyeceksin. Soru içinde arkadaşlar hem anayasa hukuku için, hem idari hukuku için, hem de idari yargılama hukuku için ve 9. baskı olan en güncel kaynak olan arkadaşlar, kaynağımız olan Hukuk Öğretileri Soru Bankası kitabında bitirdiğinde anayasa hukukundan, idari hukukundan, İYÜK'tan soru kaçırmak yasak. Bu ortak alan ister adli, ister idari, istersen avukatlıktan geçiş olsun. Fark etmez, soru kaçırmak yasak. Peki devam ediyorum. Hocam başka ne var? Medeni hukuk var. Arkadaşlar medeni hukuk bu alanın
Biraz sonra onu anlatayım. Medeni usul hukukundan bahsedelim. Dördüncü dersimiz medeni usul arkadaşlar. Medeni usulü Serkan Hoca baştan sona kadar anlattı. Sadece bir mevzuat anlatması değil, farklı örnekler üzerinden, çıkmış sorulara benzer sorular üzerinden, çıkabilecek beklediği sorular üzerinden anlattı. Yani sen medeni usul hukuku hocam benim için gerçekten HMK gerçekten gözümü korkutuyor diyorsan merak etme, Serkan Hoca'nın PDF ders notlarıyla ve eğitim paketiyle bitirdiğinde, arkasından da video soru bankasını çözdüğünde için gönlün rahat olsun. Buradan da 7'de 7 yapma hedefimiz var. Peki hocam geldik son bölüm medeni hukuka. Arkadaşlar medeni hukuk bu alanın en kolay dersi İYÜK, en zor dersi medeni hukuk. Medeni hukuku toplamda biz 4 bölüme ayırdık. Başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku. Ve gerçekten sadece eşya hukuku bile arkadaşlar hukuk fakültesinden bilirsiniz derya denizdir. Ama biz bunu size mantığını öğretmek istedik. Fiko, Çiko, Zeyno gibi karakterler üzerinden nişanlandırdık, evlendirdik, velayet ettik, iyi niyet dedik, dürüstlük dedik, baştan sona kadar her şeyi kodlayarak anlattık. Ben medeni hukukta full yapmak istiyorum diyen öğrencilerimiz varsa mutlaka adli hakimlik veya da idare hakimlik eğitim setinin içerisinde, sizin için hazırladığımız eğitim seti içerisindeki medeni hukuk videolarını bitirsin, içi gönlü rahat etsin. İşte bu şekilde ortak alandaki 5 dersi, her bölümde 7 soru geliyor arkadaşlar. 35 sorunun canına çok rahat okuyabileceksiniz. Hocam bitti mi? Bitmedi. İdare hakimliğin özel sorularıyla devam ediyoruz. Özel testiyle devam ediyoruz. İdari yargı testinde arkadaşlar yine karşımıza 5 bölüm gelmektedir. 5 bölümde arkadaşlar borçlar hukuk genel hükümleri eğitim paketi olarak var. Ceza hukuku genel hükümleri. Bakın arkadaşlar ceza hukuk genel hükümlerini ister KPSS'ye gir, ister idari yargıya gir, istersen de adli yargıya gir, fark etmez. Hangi sınava giriyorsan gir. Eğer içerisinde sorumlu olduğun derste içerisinde ceza hukuku varsa için gönlün rahat etsin. Aha bu kitapla birlikte YouTube'daki videoların canına oku, hiçbir problem yaşamazsın. Bir de üstüne dönersin. Döndüğünde video soru bankasında çözdüğünde ceza hukukunu için gönlü rahat etsin, fullemiş olursun. Hocam devam edelim. Vergi hukuku, vergi usul hukuku, maliye hukuku. Arkadaşlar vergi hukukunda zaten duayen Serkan hocamız baştan sona kadar anlattı vergi hukukunu. Yetmedi, soru çözümü de yaptı. Eğer ki senin kafanda idari yargı hakimliği varsa, gönlünde bunu koyup ve bu inançla yola çıktım hocam. İlk sınavda kazanmak istiyorum. Hocam ilkinde olmamıştı, sizi yeni tanıdım. İkincisinde kazanmak istiyorum diyorsan doğru yerdesin. Haydi gel başlayalım. İdari yargının canına okuyalım. Bu şekilde tek tek eğitim paketleriyle de çalışabilirsin. Sizin için hazırlanmış olduğumuz idari yargı eğitim paketi üzerinden de çalışabilirsin. Fazlasıyla yeterli olacaktır. Hocam idari yargıyı geride bıraktık. Genetenek genel kültür için ne söyleyeceksin? Hocam genetenek genel kültür için matematik ve Türkçe olayı sende. Çıkmış sorular bile çözsen yeterli olacaktır. Türk kültür medeniyetleri ve Atatürk ilke ve inkılapları için arkadaşlar Safiye hocamız baştan sona kadar inkılap tarihini anlattı. Arkasından video soru bankası hazırladı. Arkasından da tedrisat tarih soru bankası anlattı. Hazırladı. Dördüncü baskıda zaten kitabımız arkadaşlar. Efsane oldu. Bu kadar söylüyorum. Yani inkılap tarihiyle ilgili benim kafamda soru işaretleri var hocam. Türk kültür medeniyetle ilgili farklı sorular görmek istiyorum hocam diyorsan bu kaynakların canına oku. Hocam idari yargıyı geride bıraktık. Şimdi geldik adli yargıda. Ortak alan zaten aynı. Genetenek genel kültür kısmı aynı. Hocam ne yapacağız? Adli yargı kısmında bitirmen gereken alanlarda ne var arkadaşlar? Borçlar hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi, iş hukuku, ticaret, icra iflas. Burada bizim sınava kadar hazırlayacak olacak eğitim paketinde icra iflas eksik arkadaşlar sadece. İcra iflası da ayrı bir eğitim paketi olarak sınava kadar yetiştirme gayreti göstereceğiz ve yetiştireceğiz. İcra iflastan da full çekeceksin. Yine aynı şekilde arkadaşlar iş hukukundan çok rahat bir şekilde sadece o eğitim paketini bitirerek yapabilirsin. Yine aynı şekilde ticaret hukukunda arkadaşlar. Ticaret hukukunda hocamız, Çağlar hocamız baştan sona kadar ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evraklar hukuku arkadaşlar baştan sona kadar anlattı ve bunları bitirdiğinde fazlasıyla yeterli olacaktır.
Yeter ki yola çıkma kararı al. Hocam, adli hakimlik içerisinde başka bir kitap basılı kaynağınız var mı? Var. Arkadaşlar, ikinci baskısını yaptı kitabımız. Ticaret hukuku kitabı, icra iflas hukuku sorularından oluşan, toplamda 830 soruyu içinde barındıran, terletecek sorular. Gerçekten zorlayacak, terletecek sorularla karşı karşıya kalacaksın. Eğer ticaret hukukunu hakkıyla bitirmemişsen, icra iflas hukukunu hakkıyla bitirmemişsen bu kaynakta ciddi terlersin. O yüzden sınavdan önce mutlaka hata yapmayı da göze al, bu kitabı çöz. Hata yap, eksikliklerini gör ve gerçek sınavda canına oku. Biz tüm kaynaklarımızla, basılı kaynaklarla, video eğitim paketleriyle, PDF ders notlarıyla, adli hakimlik video eğitim artı kitap seti olarak, idare hakimlik eğitim seti olarak, set olarak da her bakımdan hazırız. Strateji takvimleriyle hazırız. Biz 2023 sınavını, hakimlik sınavının canına okumak istiyoruz. Evet, gel birlikte başaralım. Bir de arkadaşlar, şu kaynaktan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, biz Defterim Rehberim diye bir çalışma planlama defteri hazırladık. Bu planlama defterinde günlük, haftalık ve Cornell metoduyla çalışmalardan bahsettiğimiz bir kaynak seni bekliyor. Bununla bu süreci günlük hedefler koyarak, haftalık hedefler koyarak, haftalık hedefleri de günlük hedeflere bağlayarak ilerlediğinde inanılmaz bir şekilde yol kat edeceksin. Şurada zinciri kırma takvimi, burada günlük olarak planlamalar, günlük olarak planlamalarda Pomodoro hedefleriyle A'dan Z'ye bu süreci tamamlayabilirsin. Ben hazırım diyorsan, ben yola çıkacağım diyorsan, 2023 hakimlik alımlarından biri de ben olacağım, derece yapacağım diyorsan, haydi gel başlayalım. Tekrar söylüyorum, 2022 yılında 1500 kişilik alım, 2021 yılında arkadaşlar 1000 kişilik alım, 2020 yılında 1200, 2019'da 1300 kişilik bir alım yapılmış. Sınav takvimleri genelde Kasım'ın sonu, Aralık'ın sonu şeklinde öngörülüyor. Biz de 2023 yılında kendi düşüncemiz, fikrimiz olarak düşündüğümüz tarih yine Kasım'ın sonu, Aralık gibi bir sınav olacağı ve 2000 kişilik alım olacağının söylentileri her yerde dolaşıyor. Biz bunlardan yola çıkarak, hocam kesin olacaktır, bunu demek kesinlikle yanlış olur. Yetkili makamların yapacağı açıklama bizi bağlar. Ama biz sınav tarihinin yapılacağı tarihtense, alım sayısına odaklanmaktansa, ben bu sınav ilanı geldiğinde ne kadar hazırlıklı olacağım, buna odaklanmalıyız. Bu videoyu ne zaman izleyeceğini bilmiyorum. Bugün izlediysen, bugün bir ilan gelirse, bu strateji takviminde bitirmen gereken derslerde ne kadarını bitirdin, bununla yüzleşebilir misin? %50'si bitti hocam diyebiliyor musun? Veya da ortak alanın tamamı bitti diyebiliyor musun? Bununla yüzleş. O yüzden sınavın geliş tarihinden ziyade, alım sayısından ziyade, ben bu sınava ne kadar hazırım? Ben bu sınava bir ay sonra girdiğimde derece yapabilir miyim? Bu mantıkta ilerlememiz lazım. Tamam? Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. Unutma, sloganımız net. Sen istemesen de hukuk öğretir daima yanında olacak. O sınav kazanılacak. O yemeklerde ısmarlanacak. Müzikle başladık. Müzikle sonlandıralım. Medenin ceza veya kamu hukuku. Şimdi yola çık ve sonunda başar. Sen istemesen de hukuk öğretir. Çünkü hukuk öğretir bir başka. Çiki fiko zeno'da yalan yok. Yeni kanun çıktı, bizde hepsi çok. Yanıtlarımızda hata izi yok. Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Ekip olarak kırız. En kırıkların başında benim. Öğrencilerimiz de kırık. Hocam kırık ne demek? Ezberlerin dışına çıkan demek. Gemileri yakan demek. Konfor alanını terk eden demek. Harekete geçen demek. O sınavı canına okuyacak olan demek. Yani ben. Hoşçakalın. Sırasla yol atlamaz. Kaymakamlık hakimlik hiç fark etmez. Yanında Murat Hoca hiç affetmez. O sınav
Hoşça kal. Hadi kalk ayağa. Hukuk öğreti var sence ama hadi yok. O sınav kazanılacak. O yemekler ısmarlanacak. Tak tak hadi kalk ayağa. Hoşça kal. Hukuk öğreti var sence ama hadi yok. Kaymakamlık hakimlik hiç fark etmez. Yanında muhatapça hiç affetmez. O sınav hep değişir.